Güç bir yaşam, kıskandıran bir şatafat. Türkiye'nin suç alemi bugünlerde dünyanın en zengin kartellerine dönüştü. Avrupa'dan Amerika'ya sessiz sedasız milyar dolarlara hükmedecek güce erişen baronlar herkesin dikkatini çeker hale geldi. En cuatro contenedores de un buque procedente de Turquía. Elementos antinarcóticos incautaron un fuerte cargamento de fentanilo en Puerto Barrios y Izabal. Tres los contenedores que procedentes de Turquía. Los toneles de la mortal droga salieron en barco desde Turquía y llegaron a la aduana de Puerto Barrios en Guatemala. ¡Esto es mi turco! ¡Europa! Saludos, México, Coromaya, Zambaza. Como grupos juveniles de choque cercanos al partido del Movimiento Nacional Occidente Turco, Recep Tayyip Erdoğan. İsimleri cisimleri yok, Türkiye medyasında yoklar, işlerini usulca görüyorlar. Latin Amerika ülkeleri onları hayalet baronu olarak kolluyor. Siz onları tanıyorsunuz. Aslında varlar ama yoklar. İmanlı nesil yetiştirecektik, uyuşturucu bağımlısı nesiller yetiştirecektik. Dünya ikincisi ya. Dünya. Sedat Peker'in ifşalarının üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Ancak onun anlattığı isimlerin üzerine ne bir operasyon yapıldı ne de yeni bir itiraf kayda geçti. İşin kilit isimlerine az sonra geleceğiz. Ancak geçtiğimiz günlerde Latin Amerika ülkelerinden, Guatemala'dan korkunç bir haber bomba gibi düştü. Türkiye'den gönderilen konteynerlerde tam 2 milyar dolarlık sentetik uyuşturucu ham maddesi fentanil Guatemala'da ele geçirildi. Çok sisketilen bu yakalama Türk mafyasının yeni işbirliğini ele veriyor. Uyuşturucu kartelleri takas usulüyle çalışıyor. Türk baronlar Çin'den gelen ham maddeyi Amerika'ya yollayıp ödemeyi hazır kokainle alıyorlar. Sonra da Mersin'de İzmir Limanı başta olmak üzere deniz yoluyla indirdikleri malı Avrupa ve Orta Doğu'ya sevk ediyorlar. Sedat Peker'in ifşa ettiği yeni hat işte tam burada ete kemiğe bürünüyor. Akla da hemen o günlerde Kolombiya'da yakalanan 4.9 tonluk kokain geliyor. Tabii ki özenle üzeri örtülen bu yakalama meşhur aktörleri de deşifre ediyor. Ya diyor ki ya, insanların da aklıyla dalga geçiyor. 5 ton kokain yakalanmış, hastalık vardı diyor. Ondan diyor polis yollayamadık, öyle dedi. Lan bu 5 ton kokain lan on değil. Özel uçağı kaldırsana Türkiye'den bir tane. Pandemi biliyorsunuz. Mümkünse dedim Kolombiya'ya. Gidemedim. Lütfen internete git. Kolombiya limanında İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İstihbarat Başkanı, Devlet Erkanı 4 ton 900 kilo kokain yakalanmış. Bu Türkiye'ye geldiğinde, paketlenip satıldığında, biraz da karışım yaptıklarında küçük bir Afrika ülkesinin milli hasılası kadar eder. Açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki 4 ton 900 kilo kokainlerin hepsi önlerinde. Yakaladık. Bunlar diyorlar Türkiye'ye gidecekti. İzmir Limanı'na bir kimya firma. Ya açıklama var. Uydurmuyorum. 4 ton 900. Ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye'de teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimseye. Lan kokain bu ya. Lan niye operasyon? Uyuşturucunun geldiği adres belli. E bu Senemin'in sahibi Mehmet Ağa. Bir daha soruyorum. Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi? O yakalanmayla ilgili gözaltına alınan kimse yok. Düşünsenize ortada 4 ton kokain maddesi var. Bu kokain maddesini getiren kim? Kim kime satacakmış? Yani bu kokain maddesinin esas sahibi kim? Bu konuda hiçbir şey yok ortada. Türkiye şu an kokain ticaretinde Avrupa'ya ve diğer ülkelere giden kokain pazarında Türkiye şu an bir merkezi konum almış durumda. Kokain Orta Amerika'dan Türkiye'ye geliyor ve Türkiye üzerinden dağıtılıyor. Böyle bir rota oluşmuş durumda. Avrupa ülkelerine sevkiyatı da Balkan mafyası hallediyor. İşte İstanbul'da yuvalanan Balkan kökenli çeteler artık sokak ortasında birbirine kurşun sıkıyor, pervasızca suç işliyor. İnfaz timi harekete geçti. Örgüt lideri İstanbul'da suikast sonucu öldürüldü. Afgan çete lideri Sanger Ahmedi Türkiye'ye gelmiş. Sırp çete liderinin yakalandığı Sarıyer'deki site içerisinde arama yapmaya başladı. Gelir. Buyur. Aa, o kadar büyük ve dönen para o kadar devasa ki işin bir ucunda Netflix dizilerinden tanıdığımız ünlü karteller var. Sinaloa karteli ve Cali karteli Türk baronlar aracılığıyla işlerini yürütüyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den gönderilen 2 milyar dolarlık ham maddenin yakalandığı Guatemala'daki limanın Sinaloa karteli tarafından kontrol edildiği biliniyor. Bu işbirliği, ülkücü mafyanın iş tuttuğu baronları da gözler önüne seriyor. Kirli ticaret adeta ayağa düşmüş durumda.
Saludos, Mexico, Coromaya, Zambaza. Saludos, Maya İsmail Zambada. Saludos, Mexico. Saludos, Sinaloa. Mexico, Coromaya, Zambala. Amerika'da tüketilen fentanilin %80'inden fazlası Çin'de imal ediliyor. Bu da farklı güzergahlar kullanılarak en son Meksika üzerinden Amerika'ya sokuluyor. Tabii Meksika'ya varma noktasına kadar Türkiye'nin de bu kokainde oluşan networkleri kullandırtarak bu network'e dahil olduğunu söylesek herhalde abartılı bir yorum olmaz diye düşünüyorum. Liman işletmeciliğini elinde tutan Türk baronlar bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallediyor. Asıl korundukları yerde burası. Milyar dolarlık yerini aldığımız adamın el boyutunu. Marina. Bodrum'daki marina. Bodrum'daki bu limanı küçümsemeyin. Değerinin 1 milyar dolar olması önemli değil. 5 ton her bir gemide gelse her biri zaten bir riyak limanı alır. 1 kilo kokaine karşı da 5 kilo eroin takas ediliyor. Yani kokainle diğer uyuşturucuları karşılaştırdığımız zaman arasında devasa bir değer farkı var. Ve bu da tabii liman işletmenize de değer. Gemi satın almanıza da değer. Uyuşturucu karteller açısından baktığımız zaman yani. Uyuşturucu ticaretinde çok büyük paralar el değiştiriyor. Sedat Tekir'in Kolombiya'daki yakalama sonrası yeni uyuşturucu rotası kurdu dedi. Erkam Yıldırım da gemicilik faaliyetleri Türk polisinin radarına bile girmiyor. Mafya liderlerinin bir anda serbest bırakılması bu işten nemalanan odakları aslında açık ediyor. Emniyet teşkilatı ise torbacılarla meşgul edilip büyük resim halktan gizleniyor. Yani bu yapılan yakalamalarda hiç kimse yakalanmamış. Ortada hiç kimse yok. Bir kere polisin bu uyuşturucuyla ilgili derinlemesine projeli bir soruşturması olmadığını anlıyoruz. Tamamen ihbarlı olduğunu anlıyoruz. Olabilecekleri merkez, rahat olabilecekleri ülke, rahatça sevkiyat yapabilecekleri ülke. Dünya üzerinde Türkiye'yi görmüşler. Türkiye'yi gönderiyorlar. Amerikan ve Avrupa merkezli narkotik birimleri de bu ticaretle ilgili şu ana kadar herhangi bir Türk baronu yönelik operasyona imza atmadı. Ancak rotaları ve isimleri takip ettikleri biliniyor. Yani şu an Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranlarının ne derece arttığı, sokakta gençlerin uyuşturucuya nasıl bağımlı hale geldiğini görüyoruz. Bunda en büyük etken uyuşturucuyla birebir mücadele eden polislerin ve profesyonelce mücadele eden polislerin görevden alınıp yerine uyuşturucu konusunda hiçbir şey bilmeyen polislerin getirilmesi. Şu an Türkiye dediğimiz gibi bir dağıtım merkezi haline gelmiş durumda. Bunu engellemek çok kolay. Bakın peş peşe eğer 3-4 tane yakalama yapın, yani bu kartellerin yaptığı sevkiyattan 3-4 tane yakalama yapın, direkt bunlar rotasını değiştirecek.